Görüyorsunuz değil mi olayı? Şantaj var bu konuşmada, tehdit var bu konuşmada. Bu konuda haddini bilmemezlik var. Meclisimizin geçen oturumunda Sayın Başkan tescil edilmiş seviyesini pekiştiren türden bir şov daha yaparak elindeki bir dosyayı kürsüden yere fırlattı. Yere fırlatmadım aslında. Her ne kadar Sayın Başkan bu dosyayı bana fırlattığını beyan etse de başkanın seviyesine inmeyi kendime zul saydığım için ciddiye bile almadım. Ben Uğur Akbay olarak bu şehri 15 yıl, bu ülkeyi 20 yıldır imar eden, halkın kendisi olan bir partinin ki AK Parti, bir dünya liderinin partisine mensup bir insanım. Bu misyonun bana yüklediği ağır görev ve vebal, sizin artık kendi partinizi bile utandıran seviyesiz, kaba, edep dışı, ahlak dışı. Düzgün bir dil kullanmaya lütfen, davet ediyorum sizi. Lütfen. Herhalde konuşma metninde kendiniz hazırlamamışsınız, okumakta zorluk çekiyorsunuz. Sayın Başkan, sözümü kesmezseniz, hatta insanlık dışı şahsi şov ve söylemlerinize zaman ayırmama engeldir. Sizin seviyenize inmeye tenezzül edip de size prim kazandıracak değilim. Şov eseri olarak geldiniz, kesinlikle gideceksiniz. Bolu halkının sağduyusuna güveniyorum. Ancak böyle devam ederseniz gidişiniz dramatik olacak bir şekilde. Bir kez daha uyarıyorum. Çünkü hakkınızda o kadar çok dosya, o kadar çok iddia var ki... Sandıkta inmemden mi bahsediyorsun, üstü kapalı aba altından sopa mı gösteriyorsun? Sayın Başkan, çünkü hakkınızda o kadar çok dosya, o kadar çok iddia var ki... Artık dosyaları karıştırmaya başladınız. Çünkü geçen oturum aklandım diye pervasızca yalan söylediğin dosyanın ne olduğunu hakkındaki iddiaları söylemeye cesaret bile edemediniz. Hemen belirteyim. O dosyanın, şu renkteki dosyanın bizim Mart ayında klasör klasör sunduğumuz büyük dosya ile hiçbir ilgisi yok. Dosya 2019 yılında teftişten sonra müfettişlerin re'sen hazırladığı bir dosya. Kaldı ki bu dosyadan da aklanmış falan değilsiniz. 2019 yılı iş makinesi ve damperli kamyon kiralama ihalesinde araçların arventolarının olmadığı, nerede, kaç saat, kim için çalıştığının belli olmadığı, hak edişlerin neye göre düzenlendiğinin belli olmadığı açıkça saptanmış ve Danıştay sizin aklandım yalanınızın tam tersine iddialar çok ciddi ama kamu zararının yani milletin parasının ne kadarının yok edildiğini hesapla diye dosyayı teftişe dosyayı iade etmiş. Soruşturma iznini kaldırmış. Sayın Başkan ben bilmem. Buradan aklanma. Sen bilmezsin buradan, zaten onları buradan, bilecek olsan buradan, doğru dürüst şikayet ederim. Buradan aklanmadığınızı söylüyorum. Gerekirse bu konuyla alakalı kararı basınla paylaşabilirim. Büyük dosyaya gelince. Sana nereden geldi o karar? Sayın Başkan, biz hakkınızda 100'e yakın yolsuzluk iddiasını savcılık makamına teslim ettik ve bu tarihe kadar bu dosyanın içeriğine hiç girmedik. Aksini söyleyen varsa şimdi söylesin. Yargı karar versin dedik. Uykusuz geçirdiğiniz gecenin ardından sabah ilk iş dosyayı adliyeden edindiniz ve ortalama 2 haftada bir bu dosyadan dem vurarak ön almaya, masum edebiyatı yapmaya, konuyu şirinlikle, şovla saptırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi teftiş gelince telaşınız arttı. Yine kumpas kurulduğu iddia edilen tweet atmalar, topu taca atmalar, resmi tatilde memurlarımızı toplayıp tehdit etmeler gibi tuhaf davranışlar hız kazandı. Madem dosya boş, madem verilemeyecek hesabınız yok, bu panik, bu el ayağa dolaşmanız, bu agresiflik nedir Sayın Başkan? Bu davranışlarınız tam tabiriyle suç bastırmaya benziyor. Sonra dediğim gibi hakkınızda onlarca, yüzlerce şikayet ve iddia var. Birinden aklanmadan aklandım deyip bu kadar sevinmeniz, ötekileri hiç umursamamanız ama bizim klasöre gelince çılgınca davranmanız sizi çok ele veriyor. Aklanmak da bir haktır ama
aklanmadan aklandım demek sizin aklanmaz işleriniz olduğuna karine teşkil eder. Dosyayı karine ne demek? Dosyayı sana atıyorum deyip de çocukça bir duyguyla benim üstümden prim yapmaya kalkmayın. Biz o dosyaları klasörlere alıp gereğini de yapmada hiç tereddüt etmeyiz. Siz önce kendi partinize hesabı vere durun. Bu konuda bizim hiç acelemiz yok. Son olarak şunu söyleyeyim. Aslında bunu meclis ortası söyledim. Kalabalıkta işlenen kabahatin tenhada özrü olmuyor, olmaz da. Şunu özellikle söylüyorum Sayın Başkan, biz bir hareket yaparsak şov amaçlı yapmayız, bunu bilesiniz. Şimdi tabii defalarca burada farklı figürler sergilediniz ama ben şöyle yapmak istiyorum. Genelde yaptığınız toplantılar öncesi örf ve adetlerimizde kıymetli yeri ve hatırı olan Türk kahvesi ikram etmek istiyorum. Şimdi kahve mi vereceğim bana? Her gün çaycıya ver. Ne kopartırsan cimrilerden, bütüğü kopartırsan kârdır. Ben de kına vermiştim sana. Sen onu kullandın mı? Ben sana kına vermiştim ama ne yaptın onu? Ben elinde göremedim ama. Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi olayı? Şantaj var bu konuşmada. Tehdit var bu konuşmada. Bu konuda haddini bilmemezlik var. Ya kardeşim, benimle ilgili yüzlerce konuda şikayette bulunmuşsunuz. Aynı konuları tekrar tekrar inceliyorlar. İncelesinler. İncelesinler. Sayıştaycılar geldi, inceledi daha iki ay önce. İncelenmekten yana bir sıkıntım yok benim. Böyle FETÖ'cüler gibi gizli gizli dosyaları vereceksiniz. Fotoğraf vereceksiniz bir de gizem yaratmak için. Sonra olayın şüphelisi bensem, ben bunu kamuoyuna açıklayınca neden rahatsız olacaksınız? Neden rahatsız oluyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, burada dört tane konudan dolayı aklandığımı söyledim, o dosyayı sana fırlattım. Bir tanesi neydi? Hani az önce konuştuğumuz konu, imar rantı meselesi. İkincisi neydi? Börekçiler sokaktaki asfalt meselesiydi. Üçüncüsü neydi? Bu iş artışıyla kanal kapatılması. Orada diyor ki, tam tersi diyor, eski fiyatla alarak diyor, kamuya diyor, kâra geçirmişsin diyor. Dördüncüsü de bahsettiğin ihaleyi ben yapmadım Uğur Bey. Haberin var mı senin? O ihaleyi ben yapmadım. O ihaleyi Alaaddin Yılmaz yaptı. Ben göreve geldiğimde hangi araçta Arvento var, hangisinde yok bunu bilebilecek durumda değilim. Ha varsa ortada yargılanması gereken, benim yapmadığım ihaleden dolayı sen beni suçlayabilir misin? Orada bilirkişiler bir kamu zararı bulsalardı bunun suçlusu Alaaddin Yılmaz olacaktı. Ben olmayacaktım. Çünkü ihale benim dönemimde bile yapılmadı. Bunlardan bile habersizsin. Demin karine diyorsun. Ya karine ne demek? Yazmış elinde bir avukat, bir şey vermiş. Yok seviyesine inmem. Aklınca da böyle şey laflar var. Hakaret etme ama çak, şovunu yap. Ya karinenin ne olduğunu biliyorsan, ben yarın etek giyer dolaşırım ya. Allah Allah. Karine diyor bir de. Bilmediğin lafları etmeyeceksin. Benim abdestimden şüphem yok. Bir aydır burada müfettişler. Herhalde daha da kalacaklar. Ben bazı şeyleri öngöremeyecek biri değilim. Biz bu yola çıkarken, bu lafları ederken kocaman abdestimizden şüphemiz olmadığı için. Uğur Bey, ben cesur bir adamım. Ben doğruları söyleme adına görevden de alınırım, partiden de atılırım. Hiçbir şeyden korkum yok. Vicdanen rahat mıyım? Rahatım. Herkes bilir ki şu belediyede Tanju Özcan para yemez. Tanju Özcan yolsuzlukla yapmaz. Yaptırmaz da. O bizim kitabımızda yazmaz. O şikayet dilekçelerini hepsini biliyorsan zaten ayrı bir vahamet. Yani müfettiş geldi, o zaman müfettiş bana yalan söylemiş. Yok 2019'da müfettiş gelmiş de o müfettişin tutanakları. Müfettiş açıkça geldiğinde şikayet üzerine geldim demedi mi? Demedi mi? Bütün arkadaşlarımla konuşuyor.
Arkadaşlar kimin ettiğini ben bilmiyorum. Şu anda ama yakında öğrenirim. Yakında öğrenirim kimin şikayet ettiğinde. 2019'daki müfettiş Alaaddin Yılmaz için geldi. Onu dahi bilmiyorsunuz. Onu dahi bilmiyorsunuz. Haberiniz yok konulardan. Ya bari şikayet ederken doğru dürüst cümleler kurun. Neyi şikayet ettiğinizi anlatın. Ya işçiye fazla mesaiye eksik ödeniyor diye şikayet olur mu ya? Falanca kişiler belediyede çalışıyor mu? Dosyalarını getirin. Ya çalışmıyor. Daha önce de çalışmamışlar. Tekrar özlük dosyası istemek ne demektir ya? Biz paralel yapamayız. Bizde çalışmamış, bizde çalışmıyor olan biri hakkında biz dosya tutamayız. Biz FETÖ'cüler gibi değiliz. Bakın ben iki günde bir müfettişlerle bir araya geliyorum. Sohbet ediyoruz. Ben onlara ne diyorum ki beni akla? Ne diyorum ki başka bir şey? Ben boynumu bükmem Uğur Bey. Onlar da beni tanıyor. Ha bir de senin üzerinden reklam yapma konusuna gireyim. Ya sen kimsin Uğur Bey ya? Allah'ını seversen. Bana Aydın'da falan seni soruyorlar da kim olduğunu bilmiyorlar. Kimsin Allah'ını seversen? Senin üzerinden reklam yapacağım. Ya sen ancak benim üzerimden reklam yaparsın. Onu da yapamazsın. Çapın yetmez, çapın. Yani bu şikayetleri yapanlar sadece şunu amaçlıyor. Bolu Belediyesi'ndeki çalışanları, memurları sindirmeyi amaçlıyor. Ama bence artık bu eziyeti yapanlar 9 ay sonra ne olacak diye düşünmeye başlasınlar. Ben bu eziyetleri yapıyorum ama Allah-u Teala sormadan elbette birileri soracak. Onu da düşünmeleri lazım. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abdestimden şüphem yok. Arkadaşlarıma da güvenim tam. Ben bu yola çıkarken her şeyi göze aldım. O lafları etmek kolay değil, her yiğidin harcı değil. Senin boyun benden büyük olabilir ama benim yüreğim senden birkaç kat büyük. Dolayısıyla partiden atılmakmış, görevden alınmakmış, zerre kadar umurumda değil. Beni tehdit edemezsin kardeşim. Beni tehdit ediyorsun, beni tehdit edemezsin. Beni tehdit edemezsin. Bolu'da bana oy veren vermeyen herkes şunu bilir. Tanju Özcan üç kağıtçı değildir. İşte o yüzden biz 4 dönem belediye milletvekilliğinden sonra belediye başkanı seçildik. O yüzden AK Partili MHP'li kardeşlerim de vatandaşlarım da bana oy verdi. Güveniyor musun dediklerinde işte bu kadar milyonu, bu kadarlık bütçeyi benim yönetimime bıraktı. Tamam mı? O yüzden ne yaparsanız yapın. Hiçbir şeyden korkmuyorum Allah-u Teala dışında. Ama sen Allah-u Teala'ya nasıl hesap vereceksin? Şimdiden onu düşünmeye başla.